Değerli dostlarım, herkese hayırlı sabahlar dileyerekten başlayalım. Günaydınlar, umarım iyisinizdir. Öncelikle sağlığımız, sağlamlığımız yerinde olsun. Piyasalar tabii ki bir şekilde negatif ağırsızlı piyasada devam ediyor. Evet, gelelim. Şimdi hisse senetlerine şöyle hızlıca bir e, bakmadığımız hisseleri şöyle sizlerle beraber değerlendirelim. Arkadaşlar, bugün genelle başlayalım şöyle hızlı bir grafik güncellemesi de yapalım. Onun dışında bakalım piyasada neler oluyor, nereler bizler için kilit bölgeler sizlerle beraber değerlendirmiş olalım. Şimdi günlük grafimizi aldık. Gerelle başlıyoruz. Hemen ekranımızda aldık. Çizimleri kaldırdık. Şimdi gerel tarafında değerli dostlar EMA 200 bandının altında seyreden bir gerel hissesi mevcut durumda. Öncelik bizim için trendin artık tekrar yukarı doğru dönüyor olabilmesi için. Bakın şuradaki destek hattının kırılmasından sonra artık daha aşağıda oluşan tepeler değil mi? Şimdi baktığımızda bizim bu tepelerden kurtulmamız lazım. Bu tepeleri kırmamız lazım. Yukarı ki yol alabilelim arkadaşlar değil mi? Ya yani bakın şuradan bakın zaten simetrik görüntü de üçgen formasyon görüntüsü ne yapmış? Aşağı doğru kırmış. Ya yani burada bir risk faktörü var. Risk tehlikesi var artık. Onun için bizim kesinlikle ve kesinlikle buradaki üst direnç çizgisi yukarı doğru kırılmadığı müddetçe arkadaşlar. Kırmızı çizgimiz yukarı doğru kırılmadığı müddetçe burada baskılanmaya ne yapıyoruz? Devam ediyor olacağız. Evet. Şimdi şurası da önemli hassas bir nokta. Onu da şöyle alalım bakınız. Bu noktada bizim için çok çok önemli bir bölge. Daha önce test edilmiş olan bu bölge eğer tekrar olası bir teması durumunda bu noktadan şuralarda şöyle işaretleyelim. Evet. Evet şuralarda yeşil yeşil olsun. Pardon şunu kaldıralım. Evet destek, destek. Bakın destek. Şimdi burası kırılmış. Risk var. Nereye kadar gelebiliriz? Bakın alt band, ortalama 9 9 10. Bu bantlara doğru geri çekilme olağan bilir değerli dostlar. Biraz daha işi kısa boyuta alalım. Şimdi majordaki kırılımdan ziyade böyle kısada neresi kırılabilir ona bakalım. Evet. Yani biz şu tepe noktadaki ana kırılımdan önce ara kırılımlar göremeyiz miyiz? Bu kırılımlar bizim işimize yaramaz mı? Şöyle baktığımızda buranın da şu şekilde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada da bir simetrik yapının yine Kanal içerisinde de bir yeni simetrik yapının oluştuğunu görmekteyiz. Şimdi buradan takip edeceğiz değerli dostlar. Bu nokta içerisinde kırılım, bakınız mavi kesik çizgiler arasındaki hisse kırılım bizim için önemli olacak. Evet, henüz erken diyoruz bazı e, noktalarda. Şöyle baktığımızda 10 seviyeleri önemli bir destek. Yukarıda ise 10, 50 bantları bir direnç olarak gözüküyor. 10 ile 1050 bandı arasında bir arkadaşlar ne görüyoruz? Genel hissesi görüyoruz. Bu arada değerlendirmekte fayda var diyoruz. Evet devam edelim. Galatasaray. Evet. Bakın daha önce kırılım nereye geldi? Aşağı yönlü geldi. Şimdi buradan çizimleri tekrar kaldıralım. Şöyle bir güncelleme yapalım. Şimdi total görüntüye bakalım. Total görüntüde bizim için henüz gerçekleşmiş olan bir direnç kırılımı yok arkadaşlar o kırılımı yine burada görmemiz lazım o kırılım üzerinden yol alıyor olmamız gerekecek Galatasaray hissesinde de şöyle baktığımız zaman direnç hatlarımız çok net olduğunu görüyoruz açılması gereken bir direnç bölgemiz var 2 saatlik grafiğe alalım burada bir toba görüntüsü çıkar onu değerlendireceğiz bizim için en önemli noktalardan bir tanesi şu kısım olacak arkadaşlar olur da buradan şöyle bir görüntüde bakın şöyle bir görüntüde bir kırılım durumu söz konusu olur ise yani senaryomuz şu şekilde değerli dostlar. Eğer bakınız solumuz baş şuradan geriye çekilip buralardan şöyle bir hareket gelirse bizim için bir tobo görüntüsüdür. Böyle bir senaryo için Açmamız gereken direnç noktası 6.87. Evet değerli dostlarım 6.87'ler kırılmadan veyahut da şöyle aşağılara doğru 6.30'lar falan 6.38 6.40'lar. Buralar test edilmeden şu arada çok işlem yapılmasının sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Bizim için önemli olan buradaki ya desteğin dönüşüdür ya direncin kırılımıdır arkadaşlar Galatasaray hissesinde. Bu aşamada değerlendirmiş olacağız. Olası bir 6.87 kırılımda bizi TOBO'ya götürebilecek tablo karşımıza çıkacaktır. Evet. Şimdilik baskının devam ettiği bir görüntü söz konusu. Devam edelim. Evet. Geriyle anlatmıştık. Evet. Fuzul. Şimdi piyasalar biraz şey olduğu için böyle sıkıntılı. 4 saatlik de bakalım buna. Evet. Fuzul gayrimenkul yatırım ortaklığı. 4 saatlik zaman aralığını açalım. Biliyorsunuz Fuzul'da hareketin başladı nokta 12.80-13 bantlarıydı. Güzel de sonuç aldığımızı düşünüyorum. Evet. Burada öncelikli olarak buradaki üçgen formasyonunun yukarı doğru kırılması. 18.76'lık bir teknik hedefimiz. Burada ise oluşmuş olan bir bayrak formasyonunun hedefi ise arkadaşlar ortalama 20 bantları olarak halen geçerliliğini koruyor. Bu noktada çok daha grafimizde değişen bir durum var mı diyecek olursanız yok arkadaşlar. Şu anki görüntüde dikkatimizi çeken nokta şurası oluyor olacak. Daha önce bakınız test etmiş olan bir bölgede şu anda ne yapıyoruz ikamet ediyoruz bakın. Şimdilik hemen hemen bu seviyenin üzerindeyiz. Bakın risk şudur artık bu saatten sonra alt destek değerli dostlar bakın alt destek hattımız kırıldığı takdirde bakın şöyle ortalamaya alalım buradan. Bakın şuradan şöyle bir çöküş gelir ise fiyatımızı da yazalım. Şuradaki dip noktası bizim için referans noktası olsun. Kırılması haline sıkıntı yaşayacağımız bölge burasıdır. Evet. 15.90'dan altı hafiften böyle bir bizi risk altına yatırabilir arkadaşlar. Ona göre dikkatli olalım. Şu anda bir ikili dip görüntümüz var. E, yeni girişler için ise uygun olacak noktanın ortalama 17.25 üzerindeki bir günlük kapanış olduğunu düşünüyorum. Evet, 17.25 üzerinde bir kapanış görmeden hareket etmek yanlış. 15.80, 15.90'lara gelip buradan aşağı doğru kırar ise de sıkıntı büyüyebilir. Ona göre takibini sağlıyor olacağız. Fuzul, Gayrimenkul, yatırım ortaklığının. Devam edelim. Evet, TSKB'deki durum arkadaşlar, yukarı doğru zaten çıkış öngörüsünde bulunmuştuk daha önce. Şuradaki gereksiz rakamları bir kaldıralım artık. Evet, günlük bakabiliriz buraya. Evet. Fuzul tarafında arkadaşlar alçalan kanal trendimiz devam ediyor. Mavi ile göstermiş olduğumuz yükselen kanal trendinin kırılmasıyla beraber artık daha aşağıda tepelerin de oluştuğuna, diplerin de daha aşağıda oluştuğuna şahitli gidiyoruz. Artık biz bu kırmızı alanın üstüne çıkmadığımız müddetçe sıkıntı yaşamaya devam ediyor olacağız. Ne zaman ki bu seviyelerin üzerine şuradaki kırmızı alanın üzerine çıkmaya başladık o zaman yolculuk yapabiliriz yukarı yönlü. Şu anda halen burası riskli bölgeler arkadaşlar teknik açısından. Eğer bu dirençten red yersek muhtemelen 9.80-9.14 gibi noktalarda alabiliriz. E, TSKB tarafında. Ha kısa trade fırsatı verdi mi? Evet verdi. Kısa trade fırsatı verdi ama orta uzun vade yatırım için Henüz çok da fırsat olarak görmüyorum. Mesela şuradaki kırılım yaklaşık olarak şu seviyede 10.99-11 bantlarında bizleri böyle 12-17 hedefli bir trade fırsatı sundu. Şimdi bizim için gerekli olan buradaki kırmızı alanın üzerine atabilecek miyiz? Önemli olan konu budur. E, bu hafta takip edeceğimiz nokta burası olacak. Evet. Yoksa bu geri çekilme muhtemelen şu kısımlara kadar devam edebilir değerli dostlar. Şöyle aldığımız zaman bakınız. Hemen bunun renginde şöyle mavi kesik çizgi yapalım. Bakın mavi alana kadar bir gevşeme. 11'ler. Yine hareketin başladığı noktalara kadar bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir TSKB tarafında. Evet. Durum bu. Devam edelim. Diğer bir listemiz. Güler Yatırım Holding. Evet. Evet, Güler Yatırım Holding'de yaklaşık şu seviyeler ma200 bantları kaça geliyor ortalama 1167 Evet 1167 seviyesinin altındayız ya güzel de bir dip çalışması olmuş aslında burada yani dönüş yapmaya muktedir bir bölge burası Stop loss'u mutlaka kullanmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle bir stop loss noktası kendinize belirleyerek 11.09 altındaki günlük kapanışların sıkıntı olacağınızı olacağını bilmenizi isterim. 11.09'ların altı sıkıntı stres bölgesi. Ee, bizleri takip bakın şu seviyeye kadar 9.40'lara kadar taşıyabilir. Yukarıda biraz daha olumlu düşünebilmek noktasında değerlendireceğimiz bölge yaklaşık 11. 57 mi? Yok bir tık altı da kurtarıyor. Bir saniye. Kaç burası? 11.53'ler. Bunu çekelim aşağı doğru. Evet. 11.53'lerin üzerinde olumlu. 11.09 altı kırılırsa negatif değerlendirilebilir. Güler Yatırım Holding. Evet. Bir isteğe daha bakalım. Halk gayrimenkul yatırım ortaklığı. Burada çok da grafik güncelleyecek bir durumumuz yok. Aynı senaryo devam ediyor. Bakınız direnç noktalarımız, reddediğimiz noktalarımız. Şimdi geldik destek bölgesine. Simetrik bir üçgen görüntüsü var arkadaşlar. Şunu da iddia ettik. Dedik ki sadece buradaki siyah destek noktası aşağı doğru kırılırsa sıkıntı değil arkadaşlar. Bizim mavi ile çizmiş olduğumuz bir nokta var. Yani burayı kırsa dahi şuralardan dönüş yapma potansiyeli barındırabilir. Yani burada da güçlü bir desteğimiz var. Yani dileyen burayı da baz alabilir. Yani böyle bir ihtimalinde olduğunu bilmenizi isterim. Kısa da yukarı yönlü hareket beklentimiz yönünde şöyle bir bakacak olursak. 2.27'ler kırılmadığı müddetçe biz aşağılara doğru yöneliş görebiliriz arkadaşlar. Evet 2.27 şu anki direncimiz. Ya bu seviyenin üzerinde bir kapanış yapmamız lazım. Ya da Şöyle geri çekilsin görelim böyle 2.05 bantları falan. Buradan gelebilecek bir hamleyi değerlendirmek gerekir halk gayrimenkul yatırım ortaklığında. Evet beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayalım. Katılada hepinizi bekliyorum. Katıla dair olarak analiz taleplerinizi iletebilir. Canlı yayında söz hakkı kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.